Merhaba arkadaşlar bir soru çözüm videosuyla daha karşınızdayım. Bir S kümesi tanımlanmış. X virgül Y eleman R karelerden oluşuyormuş. 0 küçük X küçük 1 ile 0 küçük Y küçük 1 kümesi şeklinde tanımlanıyor. S kümesinin sınırını, iş noktalarını, yılma noktalarını, kapanışını bulmamızı istiyor. Ve S'nin kapalı mı açık mı olduğunu bulmamızı istiyor bizden. Tamam ilk başta S kümesini çizerekten başlayalım. Şöyle bir doğrumuzu çiziyoruz. Nereden nereye? Şimdi şurası bizim için sıfırdan. Şurası bir olsun. Üç birim buradan. Üç birim de böyle olacağı için. Şuradaki dikdörtgensel bölge bizim için daha doğrusu kare bizim için S kümesi olacak. Şöyle sınırlarını yani bu bölgenin sınırlarını daha doğrusu şöyle iyice kırmızıyla çizelim. Buralar nokta nokta olacak değil mi? Çünkü küçük şekilde verilmiş. Küçük eşit olsaydı burası kapalı olacaktı. Bölge yani Sınırlar nokta nokta değil dahil olacaktı. Bizim dediğimiz bölgede aslında şu pembe ile taradığım bölge olmuş oluyor. Şurada bir sürü nokta var. Aslında bakarsak böyle yapalım. Buradaki binlerce noktadan, milyonlarca noktadan belki sayamayacağımız kadar çokluktaki noktadan oluşan kümeye biz A kümesi demişiz burada getirip. A bizim için burası. Şimdi biz nasıl başlıyoruz? A demiştim buraya. Pardon buraya S demiştim. Daha doğrusu burası bizim için S kümesi olmuş olacak. O pembelerle taradığımız yer. Del S'yi bularak başlayalım. Onu da nasıl bulabiliriz? Ben iddiam şu. X virgül Y eleman R karelerden oluşur. Öyle ki 0 eşittir X ve X eşittir 1 x eşittir 0 x 1 doğrularından oluşsun. Birleşim x virgül y eleman R karelerden oluşur. Öyle ki 0 eşittir Y ve Y eşittir 1 doğrularından oluşacak şekilde tanımlayabiliriz. Sınırdan bir nokta almanın anlamı neydi? X virgül Y eleman sınır olsun. O zaman aldığım her epsilon büyük 0 için bir D X Y epsilon diski yani X Y merkezli epsilon yarıçaplı disk ile A'nın kesişimi, A dediğim şey burada S'nin kesişimi boştan farklı. Benzer bir şekilde D, X virgül Y noktası merkezli epsilon yarıçaplı diskin S'nin tümleyeni ile aren fark S ile kesişimi de boştan farklı demek. Bunun olabilmesi için şuraları kapatmam gerekiyor değil mi? benim mantıken? Bu bölgeler üzerindeyken hem içeriyle hem de dışarıyla kesişebildiğim için benim sınır kümem bu şekilde. Şimdi epsilon olarak şunu tanımlasam iç noktalara geçeceğim biraz sonra. Epsilon olarak şunu tanımlıyorum. Epsilon distance x virgül y virgül del s şeklinde seçeyim buradan burayı. Bunun anlamı neydi hatırlayalım. Infimum infimum buradaki noktalar arası uzaklıklar değil mi? Şöyle yapıyorum. x virgül y fark a virgül b'ler şeklinde yazıyorum. Buradaki A virgül B'ler nerenin elemanı? Sınırın elemanları olmak üzere. Buradaki mesafeler içerisindeki en kısa olanı seçiyorum. Şimdi bu kümedeki elemanlar Epsilonlar nereden büyük veya eşit? Bir sıfırdan büyük veya eşit değil mi? Çünkü bir norm tanımlıyorsunuz. Bir norm da sıfırdan büyük veya eşittir. Şöyle yaparsam x virgül y eleman a seçersem a kümesinde sınırlar dahil olmadığı için ne olacak sizin için? buradaki epsilon garanti sıfırdan büyük olacak çünkü sınır üzerinden nokta almadığınız için burası üstüne çıkmış olacak yani şöyle bir şey olacak mı bizim için dxy merkezli epsilon yarıçaplı diskimiz A kümesinin içinde kalacak. Buradaki sınıra bakıyoruz. En yakın olan epsilon'u seçiyoruz. Yani şurada bir noktam var. Buraya en yakın uzaklığı varsa şuradaki yarıçaplı diski aldığım zaman içinde kaldı. Şimdi şurada bir tane seçtim. Atıyorum buraya en yakın uzaklığı var. Buradaki diski aldığım zaman bu sınır bölgeleri dahil olmadığı için Yine alanın içerisine düştü. Şu noktanın en yakın olduğu mesela burası. Şuradan sınırı doğru bir disk aldığım zaman gördüğünüz üzere yine dışına taşmayıp içinde kaldım. Rastgele tam ortada bir tane varsa şuraya olan yarıçapını alsam yine o diski düşürebiliyorum. Yani hep bunlar altında kalıyorlar. E dolayısıyla ne olmuş oldu aslında? En az bir epsilon büyük sıfır için ne bulmuş oldum? Bir yani x virgül y noktaları daha doğrusu şöyle iç nokta tanımını vereyim size öncelikli olarak x virgül y eleman s iç noktalardır ancak ve ancak en az bir epsilon büyük sıfır için d x virgül y merkezli epsilon yarıçaplı diskler s'nin alt kümesi olacaktır rastgele aldığım her a'nın noktası için bir iç nokta olmuş oldu e, buradaki her x virgül y eleman a ise x virgül y eleman a iç oldu. Dolayısıyla şu olmuş oldu değil mi? A alt A iç noktalar kümesi oldu. Zaten ne biliyordum? İç noktalar kümesi de A'nın bir alt kümesiydi. Ve dolayısıyla iç noktalar kümesi A birbirine eşit oldu. Ve buradan A açıktır diyebiliriz. Çünkü iç nokta tüm noktaları iç noktaysa A kümesi açık olmuş oluyor. O zaman A diyorum buraya S olacak bunların hepsi. Bunların hepsi S olacak. Çok özür dilerim. Buraları S yapacağız buradalar S. Buraya S diyeceğiz. S iç. S, 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 S ve S şeklinde elde etmiş olacak. Buradan S açıktır diyeceğiz. Ne elde etmiş olacağız? Şurası da yine S olacak. Şuraları S yapacağız. Burası S, burası S şeklinde olacak. Dolayısıyla S iç noktalar kümesi bizim için x virgül y eleman r karelerden oluşur. Öyle ki ne olacak? Buradaki x'ler 0 ile 0 küçük x küçük 1 ve 0 küçük x küçük 1 şeklinde tanımlayacağız burayı da. Peki şimdi şey bulmaya çalışsak. A'nın kapanışını, S'nin kapanışını daha doğrusu. S kapanışı ben direkt yazayım. Eşitlik koyduğunuz zaman olacak halidir. R karelerden oluşur. Burayı kapsayan... S'yi kapsayan en küçük kapalı küme sınırlarının eklenmiş halidir. Aslında şurası Y olacak. 0 küçük eşit Y küçük eşit 1. Şimdi benim iddiam şu yönde S'nin yığılma noktaları S'nin kapanışına eşittir şeklinde. Şimdi bir iç nokta aldığımız zaman bir iç nokta aldığımız zaman ne olduğunu biliyoruz. Burayı bir yazalım. Tekrardan buraya dönelim. ve 0 küçük y küçük eşit 1 şeklinde değil mi burası? Şimdi bir herhangi bir iç nokta aldığımızı hayal edelim. Şuradaki rastgele bir noktayı aldım. Bunun hangi büyüklükte bir diskini alırsam alayım. Bu aralığın içerisinde şöyle bu bölgeyi düşünün. Şu belirttiğim yeri. Orada sonsuz tane nokta olduğu için o diskle mutlaka kesebilecek şekilde x noktasını çıkarsam şuradaki rastgele x noktasını çıkarsam bile bir eleman olacak değil mi? Bunun için bu yığılma noktasının elemanı olacaklar. Sınır bölgesi için düşüneyim. Şimdi sınırdan bir eleman aldım. Ne kadar küçültürsem küçülteyim. Buradaki bir elemanla kesiştirebiliyorum. O sınırdaki eleman dahil olmadığı için sıkıntı olmuyor. Bu yüzden yığılma noktaları kümesiyle kapanış birbirlerine eşit olmuş oldu.